Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Мы в деревне Демирли в Афьоне. Сейчас уже час дня, проснулись очень поздно. Здесь невероятная красота. И сегодня я познакомлю вас с нашей турецкой семьей. Покажу деревню, в общем, поедем в другую деревню. Будет очень много всего интересного. Поэтому подписывайтесь на наш Инстаграм. И на мой тоже. Все ссылки в описании. Ну и кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ну а теперь давайте знакомиться. Дорогие друзья, сначала представлюсь я, кто меня не знает. Меня зовут Анастасия Петрова Четинкая. Я родилась в Мурманске, долго жила в Норвегии. И в 2010 году я приехала в Турцию. И проживаю вместе с мужем Сайханом, мы проживаем в городе Алания. И сейчас мы находимся в его родной деревне, которая называется Демирли. Сюда мы приехали на Байрам, ну а в Алании у нас своя фирма, мы занимаемся брендингом, маркетингом, развитием бизнеса, различными интересными проектами, ну и, конечно же, дизайном. Также у нас есть свой YouTube-канал, который вы сейчас смотрите, и страничка в Инстаграме, поэтому подписывайтесь, мы очень много путешествуем по Турции, и с нами очень интересно. Я приехала в Турцию в 2010 году, с Айханом мы познакомились в 2013 году и поженились, познакомились мы с ним в Аланье. Вот. Ну а сейчас он расскажет немножко о себе и представит всю свою семью. Benim adım Ayhan Çetinkaya. Ben bu köyde doğdum, Demirli köyünde. 2 yaşında İhsaniye ilçeye taşınmışız. Sonra 8 yaşına kadar İhsaniye'de kaldıktan sonra Eskişehir'e taşındık. Ben 2006'ya kadar, 2007'ye kadar Eskişehir'deydim ve sonra Alanya'ya taşındım. Şimdi de işte Çetinkaya Brand Ajans var bizim. Markalaşma ve reklam danışmanlığı yapıyoruz. Burası dedemin eviydi. Annemin babasının evi yani. Onu dedem öldükten sonra abim restore yaptı. Yeniden yaptı burayı. Şimdi iki katlı, bir çatı katı var, bir de bu kat var. İşte klasik. Standart köy evi oldu. Dedem bu evi 1990'da yapmıştı. Buradaki ilk evi. Abim de 2015'te yeniden yaptı. Abim Zeki Çetinkaya ile beraberiz. Abi kendini bir anlatsana. Ben Zeki Çetinkaya, 1968 doğumluyum. Babamız Seyit Ahmet Çetinkaya, annemiz Sebahat Çetinkaya. Ailenin en büyük oğlu sayılırım. Ayhan kardeşimiz 3 numara. Anastasia gelinimiz oluyor. 1968 doğumlu, devlet memuruyum. 27 yıllık hizmetim var. 2 tane oğlum var. Birisi Alişan Çetinkaya, nasip olursa düğününü yapacağız. Birisi Alperen Çetinkaya, okursa mühendis olacak. Teşekkür ederim. 5 kardeşiz. Ben 3 numarayım. 4 oğlan, 2 kız kardeşimiz var. Pardon, 6 kardeşiz, evet. Evet, 6 kardeşiz. Zekeriya mı unuttuk? Herhalde ya. Aynen. Biz büyük bir aileyiz aslında. Evet, bayağı büyük bir aileyiz. Mesela babamın tarafından, köyün yarısı babamın tarafından akrabamız. Diğer Sazak köyü ile burası da anne tarafından akrabamız. Evet, anneanne. Yeşilyayla köyü yeni ismi. Aynen. Sülalemizin bir kısmı İzmir'de yaşıyor. Maalesef. Eskişehir'de var. Eskişehir'de kalmadı. Bir kız kardeşimiz var Eskişehir'de. Tabii canım. İzmir'de ama çoğu İzmir'de şu an. Afyon'da var, İzmir'de. Afyon'da da. Tabii canım, Afyon memleketimiz, onu söylemeye gerek yok. Yengem Yadigar, abimin eşi. Sen söyle, sen ne yapıyorsun köye gelince yenge? Ne yapıyorsun mu? Ha. Pisliklerle uğraşıyorum, kazıyla uğraşıyorum. Neyle uğraşıyorsun? Suyum yok. Bahçeyle uğraşıyorsun. Abinle uğraşıyorsun, tamam. Benim çok böyle dayağını yedim mi ben senin? Yemedim. Yedim sayılır. Yemedim. Çok derdimi çekmiştir benim, sağ olsun. Allah razı olsun hepsinden. Hadi görüşürüz. Hadi gel. Şimdi abimin büyük oğlu Alisan'la var. Alisan var yanında, benim büyük kuzen. O size kendini anlatacak, söyle bakalım. Merhabalar, ismim Ali İhsan, 26 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Bir finans kuruluşunda çalışıyorum şu an. Genellikle köye geldiğimizde çalışıyoruz, bağ bahçe işlerimiz oluyor. Anneme yardım ediyorum genellikle.
Hayatımda çok ekstrem bir durum yok. Önümüzdeki hafta düğünüm var. Onun hazırlığı için uğraşıyoruz. Ekstra söylemem gereken bir şey varsa yardımcı olmaya çalışayım diyeceğim ama sanırım bu kadar. Alperen benim küçük kuzenim. Büyük abimin küçük oğlu. Anlat bakalım Alperen, sen kimsin? Adım Alperen Çetinkaya. 1997 Eskişehir doğumluyum. Babamın mesleği dolayısıyla tayin istedik. Ağustos'un 8'inde 2009'da Afyon'a tayin olduk. Mimari restorasyon öğrencisiyim. Daha doğrusu mezun oldum bu sene. Bu sene tekrardan inşaat mühendisliği okumayı planlıyorum. Amcamın teşvikleri ve böyle ısrarı nedeniyle futbola başladık. Kaleciyim. 11 yıldır kalecilik yapıyorum. Profesyonel olamadık, amatör olarak kaleciliğe devam ediyorum. Kaç yaşında? 22 yaşındayım. Futbol oynuyoruz. Çoğu sporu yapmaya çalışıyorum ama adrenalinli sporları yapmamayı tercih ediyorum. Yani raftingtir falandır filandır yapmıyorum onları. Onun haricinde genelde toplu takım sporları. Köydeyken ne yapıyorsun? Köydeyken ne yapıyoruz? Genelde bahçe işleri oluyor veya bizim burada su problemi olduğu için su taşıyoruz. İnternetimiz yok. Teknolojiden tamamen uzağız. Müzik dinliyoruz, radyo dinliyoruz, televizyon izliyoruz bazen. Onun haricinde genelde köy işleri işte, bağ, bahçe, ekim, dikim. Bu kadar. Ne düşünüyorsun? Alanya hakkında ne düşünüyorum? Alanya güzel, kalabalık ama sıcak. Ama genel olarak deniziyle, yaşantısıyla ve ortamıyla gayet güzel bir şehir Alanya. İlçe, pardon. Şehir olmuyor. Tamam. İlçe mi olur? Şehir İlçe de olur, şehir de olur ya. Kuş geliyor. Leylek. Leylek mi? Abalar, yanımda bugün halamızın oğlu Kadir Cengiz var. Kadir, kendinden biraz bahseder misin? İsmim Kadir Cengiz, 18 yaşındayım. 2002 Eskişehir doğumluyum. Babamın iş dolayısıyla 2009 yılında Afyon'a taşındık. Babam askeri fabrikada sivil memur. Annem aşçılıkla ilgileniyor. Kendim oyuncuyum. 5 yıldır filan tiyatroculuk, oyunculuk şey yapıyorum. İki tane kısa filmde bulundum. Bir tanesinde başrol ve başrolde de birincilik geldi filmimize. Afyon Spor taraftarıyım. 5 yıldır filan da kalecilik yapıyorum. Aynı Alperen abim gibi. Beraber takılıyoruz. Köy havası. Öyle yani. Bak şimdi hemen yanında karnabahar var. Burada olmuş da var. Gösterebilirsin bak. Öyle mi? Цветная капуста есть у нас в саду. Кырмызы лаханы. Кырмызы лаханы. Олуёр затен, гёрдин ми? Это красная капуста, вот которую мы покупаем на рынке. Вот эта вот красная капуста. Очень вкусная. Фасулье фазла яклашмайн. Бунлар бибер. Бу долма бибер. Это перец. Бу сиври бибер. Это перец, видите, даже маленький перчик. Уже... Есть. Yine orada sivri biberler var. Очень много перца. Burada biber var yani, Charleston. Очень много перца. Есть помидоры. Доматесler. Помидоры. Bak, bir tanesi kızarmış. Burada da var kızarmış domatesler. Красный помидорчик. Bunlar pırasa. Лук. Burası gene domatesler var. Здесь помидоры. Bu kiraz ağacı. Это дерево, черешня. Bunlar fasulye ama buraya fazla yaklaşmıyor. Çubukları hiç şey yapmış. Это фасоль. Bak. Arı vardır, arı. Ha. Ondan sonra burada bulgular var. O tarafa gidelim. И с этой стороны вот эта капуста очень красивая, конечно. Bak yine burada kabak var. Kabaçki. Ama kurumaya başlamış biraz. Su az. Bu üzüm asma. Это виноград. Şey aşkım. Burada gene domates var, mısır var. Есть кукуруза и очень много пчел, поэтому мы уходим. В общем, вот такой вот небольшой огород, потому что здесь постоянно люди не живут, а приезжают на выходные, на праздники.
Поэтому вот все, что здесь есть, это, конечно, немного, но так для удовольствия выращивают. А сейчас, друзья, мы отправимся в дом семьи Дженгиз. Это тоже старый дом, построен был 100 лет назад. Хозяева этого дома живут в Афоне, но сюда приезжают на выходные. Этот дом был построен в 20-х годах 20 века. У них здесь небольшой сад и старый-старый дом. Очень атмосферный. Покажу вам потолки. Здесь очень низкие двери. И сейчас познакомлю вас с хозяевами этого дома. Обратите внимание на потолок. Вот семья Дженгиз. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyeceğim? İsmimiz Orhan Cengiz. Afyon İhsaniye Demirli Köyü'nde doğmuşuz. Fakat burada geçim zor olduğu için Afyon'a iş bulmak için göçmüşler. Yani eşyamızı taşımışlar. Daha sonra Afyon'da büyüdükten sonra babamız vefat etti. Afyon'da kendi çabalarımızla bazı işlerde çalıştıktan sonra bir devlet kurumunda iş bulduk. Şu anda bir devlet memuru olarak çalışmaktayız. Fakat bu evimizi boş bırakmadık. Çevrede bütün evler yıkıldı, eskidi. Fakat bu evi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu evin tarihçesi çok geri, yaklaşık Yunan Savaşı'ndan sonraki yıllarda yapılıp, yani yaklaşık olarak 98 yıl filan olmuş bu evi yapalı. Ahşap bir ev. Şu anda yan tarafımda oturan eşim, annem, oğlum ve yeğenim bulunmaktayız. Ve buraya gelme amacımız da şehir hayatındaki bütün stresleri, yüklü olan streslerimizi bu eve gelip burada streslerimizi atmaktayız. Toprak ev olduğu için gerçekten diyorlardı ki stresi toprak alır diye. Bizim stresimizi de burada toprak alıyor ve bahçemiz var, fırınımız vardı. Fırına bakamadık, fırın yıkıldı. Kapılar şimdi şu anda kapılarımız o kadar küçük ki o dönemde bir tane Çerkez bayan varmış, Çerkez. Bu bayan 11 tane bu köye ev yapmış. Yarı ahşap, yarı şey olarak, ama kapılarımız şimdi şu anda bir kişinin sığabileceği kadar değil. Ama neye istinaden yaptılar kapılarımızı onu da bilmiyoruz. Çok ufak ve orijinal kapılar. O dönemin en güzel evlerinden biriymiş. Ve bir gerçek bu. Annemin anlattığına göre bizim burası, sizlerin bildiği gibi burası bir balkon diyorsunuz siz. Biz hayat diyoruz. Aşağıdan atla şahıs geldiği zaman buradan hoplayıp at buraya geliyor ve at burada, şahıs atın üzerinde buradaki hayata çıkıyor. Yani balkona çıkıyor. Hiç inmeden at hopluyor aşağıdan ve buradaki o zaman şeyler yoktu, korkuluklar yoktu. Düğün var. Düğün olurken buraya direkt çıkıyor ve burada atı gezdirtiyor, döndürtüyor. Yani o şekilde tarihi, bu evin tarihi bu şekilde. Sonradan eklemeler yaptık ama yine de orijinalliğini bozmadık. Nasıl gettiler diyor şimdi düşünüyorsun yaşlanınca. Nasıl diyorsun gettiler, kanıyla hangi dağda kaç gün yondular. Kaç gün düzlediler bunun paltıyla, niyle gettiler, at arabası değil. Kanıyla nasıl gettiler böyle bilmiyorum. İnsanlar yaşlandıkça düşünüyor böyle bir geçmiş günleri. Hem de hatırlıyor, dayanamıyor o günlere. İşte bilmiyorum. Böyle burada vakitimi hasta olmasam hiç gitmeyeceğim. Eliniz hapa bağım olduğum için kışın üşüyorum. Evimde duracağım burada. Yalnız kimse yok. Hapım her gün hastane. İşte böyle duruyoruz. Ne, hayır. Oradan gidiyor çünkü o tarafa dönmüşsün.
сейчас Байрам, друзья, и все в деревне ходят из дома в дом, все приезжают, а у нас в доме нет воды. Забило трубу, в общем, ищут причину, выкапывают, почему нет у нас воды. Сейчас время обеда. И, конечно же, вместе с кушают хлебом с афьонским. И фасоль. Айхан, башка не вар? Тавук вар, пилав вар, ноут вар, ролма вар, сарма вар, салата вар, йогурт вар. Афет олсун. Йогурт вар. Знаете, здесь есть нут, перец, ну, конечно же, сарма, курица, свежайший йогурт деревенский и вишневый компот. В общем, будем пробовать. Очень-очень вкусно. Все выбегают скорее из дома, потому что, друзья, нашли трубу, нашли проблему, почему в доме очень медленно текла вода. Buldular mı? Buldum. Ben buldum. Sen mi buldun? Evet. Ha, nasıl? İşte vana. Bu şimdi bunun altından çıkacak. Ha, süper. Ben de geleyim mi? Yok abi şu an. Ben parayı hak ettim zaten. O benim bitti. Hadi kuzum ben boyanla çıkıyorum. Hadi. Arkadaşlar, arkada gördüğünüz gri ev bizim evimiz. Yanda komşunun evi. Sonra bizim halamların evi var burada. Böyle burada hep insanlar birbiriyle zaten bir şekilde akraba. Bu üstünde olduğumuz yer buğday tarlası. Ama o kestiler onlar. Şimdi un yapılmaya gitti. Burada vişne bahçeleri var. Afyon'da vişne çok meşhurdur. Türkiye'nin en iyi vişnesi Afyon'da olur. Burada kuşburnu ağacı var bir tane. Ayrıca Afyon'da haşhaş var. Haşhaş yapabilirsiniz. Sonra tabii ki Türkiye'nin en iyi patatesi Afyon'da yetişiyor. Bunun haricinde işte patlıcan, domates, biber, karpuz, toprakta her şey yetiştirmek mümkün. Çünkü Afyon'un toprakları gayet bereketli. Su sıkıntısı çok yok. Hemen hemen her yer. Bak burada köstebek yuvaları var. Köstebekler varmış tarlada. Afyon'da dediğim gibi her şey yetiştirme şansınız var. Doğası çok güzel ve etraf zaten gördüğünüz gibi yeşil her yer. Sadece buradaki tepede çorak bir tepe. Oranın özelliği kireç olması o tepe. Orada çok ağaç yetişmez. Sadece bodrum ağaçlar yetişir. Bizim köyümüz böyle. Güzel ama. Hava çok güzel. Seviyorum havayı. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск, это видео. В следующий раз будет еще больше и еще интереснее. Поэтому не забывайте про наш Инстаграм, подписывайтесь. Ну и, конечно же, кто не подписан на наш канал, тоже подписывайтесь, потому что с нами интересно. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Всем пока-пока. Пока-пока.